Dostlarım, herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün YouTuberların kameralarına yakalanan en ürkütücü paranormal olayları ve hayaletleri inceleyeceğiz. Yeni kitabım Ona Kadar Sağ çıktı biliyorsunuz arkadaşlar. 23 Aralık Cumartesi günü Çanakkale'de olacağız. Diğer imza günleri için lütfen Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz daha önce benim kanalımda da böyle birkaç ürkütücü detay kameralara yakalanmıştı. Bir kere kitaplar düşmüştü arkadaşlar hatırlarsanız. Her ne kadar ben size devamlı aynı şeyi söylesem de o kitapların devamlı oradan düştüğünü yani o dönem devamlı arkama koyduğum kitaplar düşüyordu arkadaşlar. Siz paranormal bir olaydan şüphelendiniz. Ben hala herhangi bir paranormal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Videoyu da buraya ekliyorum. Bakalım diğer YouTuber'lar neler deneyimlemiş. Şimdi onlara bakacağız. Marisa Rachel YouTube'da 1 milyon 600 bin üzerinde takipçisi bulunan, genellikle güzellik, makyaj ve lifestyle alanında videolar çeken bir YouTuber arkadaşlar. Kanalında paranormal, hani açıklanamayan olaylara yer vermeyen birisi. Bu videoda ise tamamen tesadüfi olarak kameralara yakalanan bir görüntü izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Bu video beni gerçekten çok ürküttü arkadaşlar. Şimdi beraber videoyu izleyelim. Boy, I'm also so this is a back to school video I filmed a few nights ago and as you guys can see there's no editing. Bu kız arkadaşlar birkaç gün önce yani 4 gün önce kanalında bir video çekiyor, okula dönüş videosu. Daha sonra ara veriyor bu videoya. Bu sırada kızın büyük bir tane kamerası var. Tamam mı? Şimdi zaten hani gösterecek. O büyük kamerada genellikle ben de eskiden o şekilde kameralar kullanıyordum. Eğer tripodunuz çok sağlamlıysa kamera böyle aşağıya doğru, özellikle lensi büyükse kamera aşağıya doğru hani düşer. Bunda bir gariplik yok zaten. Ve o şekilde bir şey oluyor. Kamerası da şimdi izlemeye devam edelim. So as you can see there looks to be some sort of like child's hand or something that just pulls back really quickly. Ben ikinci izleyişte falan görmüştüm. Bakalım siz görebilecek misiniz? Tekrar gösteriyorum aynı sahneyi. So as you can see there looks to be some sort of gördünüz mü? Videonun sol tarafına doğru bakarsanız eğer arkadaşlar, yatağın altında böyle bir el var yani. Kadının söylediğine göre bu çocuk eli tarzında bir ele benziyor ve sanki kameraya yakalanmak istemiyormuş gibi, hani kameranın aşağı geldiğini görmeden, ya sonuçta orada herhangi bir kafa mafa görmüyorsunuz, görmeden sanki böyle kameralara yakalanmak istemiyormuş gibi kamera aşağı iner inmez o eli oradan çekiyor. Hadi bakalım Marisa, uyuyabiliyorsan uyu bu yatakta o gece. Şimdi sıradaki video arkadaşlar Morx adında bir YouTuber'a ait. Bence bu videoda biraz ürkütücü geldi bana hani bu şey hazırlarken. Şu anda 12 milyon takipçisi bulunuyor arkadaşlar. Yani büyük bir YouTuber. Allah'ım bize de nasip et lütfen. 12 milyon Türkiye şartlarında zor ama neyse. Bu çocuk annesiyle bir çeşit böyle challenge videosu çekiyor. Zaten kanalındaki videolarda genellikle o tarzda böyle entertainment, eğlence tarzında işte challenge videoları falan. Ve tahmin edebileceğiniz gibi, dediğim gibi eğlence ağırlıklı bir video. Ve Morx bu videoyu editleyip, düzenleyip YouTube'da paylaşıyor. Ancak fark etmediği bir detay var ki bu detay daha sonra kendi takipçileri tarafından fark ediliyor arkadaşlar. Ve kendisini bu takipçileri uyarıyor. Videonun da şu sahneye bak bir şey var diye. Sonrasında çocuk bu ürkütücü detayla ilgili başka bir video daha çekiyor. Bence oldukça rahatsız edici. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Bakalım görebilecek misiniz? Now I saw a comment on that video where someone said in the doorway on mum's bowl you can see like a shadow like figure but on mine showing the exact same reflection it's not there. Bear in mind we have if you look really closely on mum's bowl. Yani şimdi arkadaşlar zaten hani altyazı ekledim ama tekrar söyleyeyim. Annesiyle beraber böyle gerçek yemek ve jelibon yemek tarzı basit bir video izlemedim ben. Bir video çekiyorlar arkadaşlar, yani yemekle ilgili bir challenge videosu çekiyorlar. Ve bir kişi yorum yazmış, annesinin bu metal tasında kapıda bir figür gözüküyormuş böyle karanlık. Ama aynı figür çocuğun kabında gözükmüyor. Bence çok ürkütücü gerçekten. Gerçekten insan gibi diyor. Yani bacakları var, hani kolları var falan filan. Ama bakarsanız benimkisinde yok diyor arkadaşlar. Yani ikisinin baktığı yerde, yani yansıması aynı yerde. Aynı kapıya bakıyor aslında. Ama çocuğunkinde gözükmüyormuş. Çok ürkütücü. Bence.
Yani böyle bir şey deneyimlemek istemezdim. Sırada K adında bir YouTuber var. Şu anda YouTube'da kendisine 8 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor arkadaşlar. Büyük bir YouTuber. Ancak bu videosu yaklaşık olarak bir 6 sene öncesine ait. Söylediğine göre K evinde lanetli bir odaya sahip. K'in annesi ise bazen evden böyle garip sesler geldiğini, o odadan garip sesler geldiğini ve özellikle tırmalama sesleri geldiğini söylüyor. No. I'm not prank. No, I'm actually not pranking you. I swear on my life. I swear on my life. That's not me. Oradan gelen scratching noise, yani böyle tırmalama sesleri var diyor. Acaba mesela bir kedi köpek falan bir şey mi kalmış olabilir? Onu da bilmiyoruz. In my mom's bedroom. This is obviously where my mom sleeps, so she said she's been hearing weird sounds. Abisi Jarvis de bu odaya girip içinde neler olduğuna şimdi bakmaya karar veriyorlar ve bence bu oldukça yanlış bir hamle. İzleyelim şimdi videoyu. Do you actually want to look inside there fully? Oh my god, this is scary. Bu içeri giren çocuğun abisi. We would check inside here. Tell me not. Ve orada bir şey oluyor, yani ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar ama yani çocuk bir şeylere bakmaya çalışırken eli kesiliyor arkadaşlar. Jarvis, what the f? You okay? What it was? Someone just got my hand. Holy shit! Get out! Get out! Get out! Jarvis, get out! Jarvis, get out! Get out! Get out! Get out! Get out! I think Jarvis just hurt himself. Wait, Jarvis just hurt himself. What's he done? Enteresan. Yani annesinin odadan geldiğini söyledi. Tırmalama sesleri belki gerçekten geliyor olabilir arkadaşlar. Yani yırtıcı bir hayvan olabilir ama çok da Kay ve abisi Jarvis çok bunun yırtıcı bir hayvan olduğunu düşünmüyorlar. Şimdi Mr. Beast. Biliyorsunuz ki dünyanın en büyük YouTuber'larından, hatta dünyanın en büyük YouTuber'ı diyebiliriz. Tüm YouTuber'ların paranormal videoları olacak, MrBeast'in olmayacak diye düşünüyorsanız, öyle sandıysanız çok yanılıyorsunuz dostlarım. MrBeast ve arkadaşları Ohio'da eski terk edilmiş bir cezaevine girmeye karar veriyorlar ve kameralarına ürkütücü bir şey yakalanıyor. Burası söylenene göre dünyadaki terk edilmiş en lanetli hapishanelerden bir tanesi. Six story prison and it's one of the biggest prisons in America. And a lot of people died here. Şimdi izleyeceğimiz video ekip orayı terk etmeden birkaç dakika önce çekilmiş arkadaşlar. Bunlar orada hani keşif yapıyorlar vesaire. This place is scary. I don't like this. What was that? Wait, where'd you guys go? Were you a prisoner? Were you a guard? Were you a doctor? Were you just standing next to me and Connor? Yeah, I see. I think I just saw a person. I'm leaving. I'm actually leaving. I'm actually put really scared. Right no. I'm actually don't scared. Don't look at me. You're close, dude. İçlerinden bir tanesi bir insan gördüğünü söylüyor oradaki şeylerin içinde. Ama bence gördüğü şey hani kesinlikle insan değil. Sıradaki video arkadaşlar Rabzi adında bir streamer'dan geliyor. Bu video hem YouTube'da hem de diğer platformlarda aslında oldukça popüler oldu. Kendisi, yani bu çocuk bir yayıncı aslında. Arkadaşının evinde kalıyor gece ve arkadaşının evindeyken bir takım paranormal deneyimler yaşıyor. Ve bunları birebir canlı yayında kayda alıyor ve sonrasında gerçekten o kadar korkuyor ki ağlamaya başlıyor arkadaşlar çocuk. Şimdi izleyelim videoyu. Baya baya arkada yani hayaletler halay çekiyor diyebiliriz bence. Ve hala orada oturup mesela oyun oynamaya devam etmesi de kaç puan arkadaşlar? I'm going home. I'm going home. Şimdi bu video da bence beni biraz ürküttü arkadaşlar. Sıradaki video bir Fortnite streamer'dan ve video YouTube'da da var. Bence gerçekse çok ürkütücü. Değilse de ürkütücü. Jester arkadaşıyla birlikte oyun oynuyor. Oyun oynarken arkadaşının görüntüsü gidiyor. Daha doğrusu internet bağlantısı kopuyor. Wi-Fi bağlantısı kopuyor ve görüntüsü gidiyor. Yani siyah ekran veriyor. Kısa bir süre içinde Jester yalnız kalıyor. Yalnız oyuna devam etmek istiyor. Peki bu esnada arkadaşının oynadığı ve kendisini takip eden karakter kim dersiniz? Bakalım şimdi videoyu izleyelim. 30 seconds till... Wait.
Yo, yo. Look. Michelle? You tell me you're not joking right now. Ve arkadaşı arkadaşlar sağdaki enteresan bir ses duyduğunu söylüyor. He must be pranking me. Michelle, your character's following you, bro. Bro, your character's following me. Hello? There's no way he's checking. Guys, look, it's legit following me. I'm gonna close it off. Stop following me. I'm so confused right now. Michelle? Hello? Sıradaki video arkadaşlar Sniper Wolf'tan, SS Sniper Wolf'tan. Kendisi aslında YouTube'da benim en sevdiğim YouTuber'lardan bir tanesi. Şu anda da yanlış bilmiyorsam 34 milyon üzerinde bir takipçisi var. Yani YouTube'un en büyük hesaplarından bir tanesine sahip. Bilmeyenler varsa eğlence ağırlıklı ve tepki videoları çekiyor. Sniper Wolf ve arkadaşları lanetli olduğu iddia edilen bir eve gidiyorlar. Okay, so we came in and That bag was up there, right? Yani yukarıda bir çanta gibi bir şey gördüklerini söylüyorlar. Aslında kimsenin olması gereken bir yer ama. This is that bag right there on the stairs? Yeah, because I remember you were like, oh, it looks like somebody ate here, right? Yeah, I just fell. I don't remember that. It's like perfectly good. E galiba orada bir şey duyuyorlar ve kaçıyorlar arkadaşlar. Orada tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama. Bir tane küçük bir kapı var. Ve geri dönelim diyor diğer arkadaşı. Kamerayı... Sniper, come on. Orada bir şey mi vardı? Tam kapının önünde biri mi çıktı? Bir gölge gibi bir şey vardı. Ben mi yanlış gördüm? Tekrar izliyorum. Ya sanıyorum ki orada birini görüyor arkadaşlar. Ve sanki onun gölgesi de oraya vuruyormuş gibi. Şimdi sırada Joe Weller adında bir YouTuber var ve bu YouTuber şu anda 5 milyon üzerinde takipçisi olan bir YouTuber ama bu videosu da yaklaşık olarak 5-6 yıl öncesine ait. Joe ve arkadaşı terk edilmiş ve lanetli olduğu söylenen bir akıl hastanesine gidiyor arkadaşlar. Ve orada hani kendi aralarında bir çeşit oynuyorlar. Böyle futbolcuların isimlerini falan tahmin etmeye çalışıyorlar. Böyle komedi tadında başlayan bir video aslında. Ancak sonrasında pek de hoş olmayan bir şekilde sona eriyor. İzleyelim videoyu. Cheers! Easy. Hello? What the f*** was that? Ya bunlar bizimle dalga geçiyor. Ya birileri bunlarla dalga geçiyor. Come on. Well, this is funny. Kim var orada Wait, diyorlar. It isn't even like... Right, what are we... Bir şeyler fırlatıyor galiba. Böyle sesler geliyor. Hadi gidin bakın ya. What is it? Hey, I beg you don't throw anything right now because we're just coming out. Ses bu taraftan geliyormuş arkadaşlar ve şu anda orada gördüğünüz gibi hiç kimse yok. Ama başka kapılar da var orada. Is no one there? Bu arka taraftaki bir bahçeye çıkıyor ama gidip oraya bakıyorlar ve söylediklerine göre hani kendi aralarında konuştuklarına göre bu kişinin nasıl oradan bu kadar çabuk çıktı falan diyorlar yani. Gördüğünüz gibi çevresi de kapalı ve kimseyi bulamıyorlar. Evet arkadaşlar, bugün izleyeceğimiz videolar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. İstediğiniz başka videolar olursa lütfen yorumların altına, bu videonun yorumlarının altına ya da daha önce çektiğim videoların altına eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni bir yıla girmemize şu kadarcık kaldı. Normalde sizlerle her sene biliyorsunuz ki sizden gelenler paylaşıyordum yeni yılın ilk günlerinde. Ama bu sene paylaşmayacağım çünkü sadece birkaç hafta önce paylaştım. Onun yerine bir pijama gecesi, pijama zamanımız olacak. Sizlerle beraber YouTube'un en korkunç kısa filmlerinden bazılarını izleyeceğiz. Yılbaşı gecesi ya da gündüz sonraki gün, ne zaman isterseniz siz o zaman izleyin. Sizi sevdiğimi unutmayın ve kendinize çok iyi bakın.